Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ennev'u s-sadisu ve selasune el-muselselu. 33. nev muselsel hadisten bahsediyor. Huve muselsel hadis nedir? Ma o hadis ki tetabe'e ricalu isnadihi. O hadisin isnadındaki ricalar tetabu etmişler. Yani biri birinden sonra tetabu etmişler. Ala sıfetin, bir sıfet üzerine tetabu etmişler. Ev haletin yahut da bir halet üzerine. Baştan sona kadar hepsi bir halet üzerine gelmişler. O halette lirruvati tareten, bazen raviler için olur. Ve lirrivayeti tareten uhran, bazen de rivayet için olur. Yani o sıfet-i vahad ravilerde değil, hadisin rivayetindedir. Ruvatların haleti olunca ne olunca? Ruvatların haleti olunca ve sıfatur ruvati, ravilerin sıfatları, imma ekvalun, ya kavulleridir. Resulullah ne kavul demiş? Ondan ravi olan sahabe de aynısı, ondan ravi olan tabi'in aynısı, ondan ravi olan tebe tabi'in kimse, sonuna kadar, gelinceye kadar hepsi aynı kavli kullanmışlar. Ev ef'alun yahut da nedir? Ef'allardırlar. Baştaki raviden sonuna gelinceye kadar aynı fiil bütün ravilerden ne etmiş? Zuhur etmiş. İmma ekvalun ev ef'alun, oldu mu? Ve enva'un kesiretun gayruhuma, ekval ef'allardan daha bunların gayrisi, bunların dışında çok enva'lar vardır. Oldu mu? Bir örnek getiriyor. Kemuselseli teşbiki bil yeddi. Kemuselseli teşbiki bil yeddi. Teşbike bilyedle olan müsefser. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sahabenin elini tutarak ona bir şey demiş. Hadisi var gerçi. O da birinin elini tutarak demiş. Bu şekil tutmuş söylemiş. Bu şekil sonuna gelinceye kadar her bir ravi kendisinden ravi olanın elinden tutarak böyle demiş. Vel addi fiha. Vel addi fiha. Yeddeki ad etmek gibi. Öyle değil mi? Yani bir hadise 5 kelime var. Allah Resulü'nün sayarak birinin eline koymuş. Artık taş mı saymış tam hatırlamıyorum. Onu bir bakmak lazım. O da o kelimatları başkasına söylerken beşi o kelimeleri sayarak eline koymuş. Bu şekil sonuna kadar gelinceye kadar. Sözlü olan var. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az önce böyle demiş. Yamma az İnni uhibbuke fekul fi dubri kulli salati Allahumma a'inni ala zikrike ve şükrike ve husn ibadetike. Her ravi bir sonraki demiş İnni uhibbuke fekul fi dubri kulli salati. Herkes bu sözü söylemiş. Herkes bu sözü. Ve kettifaki esma'i ruvati. Ravilerin isimlerinin ittifakıyla, ittifak etmeyle.
önceki ravinin ismi neyse ondan rivayet eden ismi de o. Diğer bu Muhammed. Ondan rivayet eden Muhammed. Ondan rivayet eden Muhammed. En sona gelin nihayetine gelinceye kadar, en hadisin aşağısına gelinceye kadar hep ravilerin ismi nedir? Muhammed, Muhammed, Muhammed. Ev sifatihim, ya ravilerin sıfatını ittifak ile, sıfatları hepsi aynı. Ev nisbetihim, yahut da nisbetleri nedir? Hep aynı. Ne gibi ki hadise, bir takım hadisler gibi raveynaha, biz onları ne etmişiz? Rivayet etmişiz. Bu ev nisbetimin örneği. Ev nisbetim diyor ki hadise raveynaha, bir takım hadisleri biz önceden rivayet ettik. Kullu ricaliha dimeşkiyun, bütün ricaları ya dimeşkidirler. O hadis baştan sona gelince kadar ravileri hep Dimeşli. Veya Mısırlidirler, veya Kufelidirler, veya Iraklidirler. Oldu mu? Ve ke müselseli fukahai, fukahaların müselseli gibi. O hadis, mesela sahabenin arasında fakih olan var. İbn Ömer, İbn Mesud, İbn Zübeyr, İbn Amr bin As gibiler. Onlardan rivayet eden, diyelim onlardan biri Resulullah'dan rivayet etmiş. Ondan rivayet eden de fakih, ondan rivayet eden fakih gelinceye kadar. Ve sıfati rivayeti. Ve sıfati rivayeti. Bir de rivayet sıfatları gibi. Mesela kemüsterseli bir semiyatu. Sahabe semiyatu demiş. Onun ravisi semiyatu. Onun ravisi semiyatu. Onun ravisi semiyatu. Hiçbir akberini ve haddeseni kullanmamış. Ev bi akberena, ya hepsi akberena ile olmuş. Ev akberena fulanun vallahi. Akberena fulanun vallahi. Akberena, fulan kelimesi de isim veriyor. Akberena zeydun vallahi. O da diyor akberena amrun vallahi. O da diyor akberena bekrun vallahi. Bu şekil sonuna gelinceye kadar hep اَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَاللّٰهِ ile gelmiş. Oldu mu? وَاَفْضَلُهُ مُسَلْسَلًا Müselsel hadisin ne? En efdali مَدَّلَّ عَلَى الْاِتِّسَالِ O müselsel ki ittisala ne ediyor? Delalet ediyor. İtisala delalet eden hadise müselsel en efdaldir. Ve efdaluhum maddelle alel ittisali. En efdali ittisala delalet edendir. Yani hani o müselsel ki hadisin ittisalına, herhangi bir ravinin sakıt olmadığına delalet eden müselsel. En kuvvetli müselsel budur. Peki müselselin faydası ne? Diyor hani ittisala delalet ediyor. Semah ve adem teddiste, yani her biri bir şeyden işitmiş ve içinde teddis de yok. Hani an gibi biri kullanmamış, içinde bir ravi düşme ihtimali olmayandır. Ve min fevaidihi hadis müselselin faydalarındandır. Faydaları çok. Yani ve min ba'di fevaidihi ziyadetu zabti. Yani ve ba'du fevaidihi ziyadetu zabti. Faydalarının bir ba'di ziyadetu zabtir. Ziyadetu ne? Zabtir. Demek her ravi şeyhinden aynı kelimeyle geldiğine göre demek ki hiçbir eksiklik bırakmamışlar. Birebir her ravi şeyhinden birebir ne etmiş? Dabd etmiş. Ta Resulullah'dan, sahabeden hangi kavul, hangi sıfet varid olmuşsa o sıfet, o kavulla, o halle buraya geldiğine göre demek ki ravilerin dabdı çok kuvvetliymiş. Gözlerinden, hizlerinden hiçbir şey kaçmamış.
Peki bu teselsül, müselsel hadislerin teselsülün durumu nedir? Kuvvetli midir, zayıf midir, sahih midir? Diyor ve qallama yuslemu an halalin fi teselsüli. Ve qallama çok az yuslemu an halalin fi teselsüli. Çok az teselsülde halelden salim olunuyor. Ve qallama çok az yuslemu salim olunuyor. An halalin fi teselsüli. Teselsüldeki halelden çok az ne yapılıyor? Salim kalınıyor. Yani teselsüllerin çoğunda ne var? Halel var. Bozukluk var. وَقَدْ يَنْقَتِعُ تَسَلْسُلُهُ Bazen müselselin teselsülü kesiliyor fi vesatihi. Baştan ortaya kadar geliyor. Ortada teselsül ne yapılıyor? Bozuluyor. Bazen evvelinde bozuluyor. Bazen ahırında bozuluyor. Örnek ne gibi? O vesatın teselsülünde inkıta oluşan müselsel ne gibi? Ke müselseli evveli hadisin semi'tuhu ala ma huve sahihu fihi. Ke müselseli hadisi semi'tuhu. Hani diyelim semi'tuhu. Bütün raviler şeyhine semi'tu demişler. İşte bu hadis gibi. Abdullah bin Amr'ın hadisi. Er-Rahimuna yerhamuhumullahu ta'ala. Bu hadis semi'tu ile gelmiş. Ha ke müselseli evveli hadisi semi'tu. Yani semi'tu hadisin evvelinin müselseli gibi. Yani evvelinde ne var? Semi'tu var. O ortada ne olmuş? Ortada inkıta'a uğramış. Teselsülü ortadan kesilmiş. O da inkıta'a uğraması da alamma huve sahihu fihi. O hadiste sahih o ki ortasında ne olmuş? Teselsülü kesilmiş. Bak sahih görüş budur. Ama bazılara göre teselsülü kesilmemiş. Bazı raviler onu müselsel olarak getirmişler. Halbuki yanlış. Mesela biri kalmış o hadisi semetü sona kadar götürmüş. O yanılmış. Halbuki ortalarında semetü yoktur. Ha, o da diyor evvelinde semi'tüyle müselsel olan hadisin ortasında teselsülün inkıta olduğu ne olmuş? Sahih odur. Ke müselseli evveli hadisin semi'tü ala ma huve sahihu fi. Bu hadise sahih o ki ortasında teselsül inkıta uğramış. Her ne kadar bir bağ bunun teselsülü sona kadar götürse de yanlış yapmışlar, hata etmişler. Sahihe göre bu hadis semiyetüyle evveli müselsel olan hadisin ortasında bu teselsülü kesilmiş. Ennev'u râbi ve selâsûne nâsibul hadisi ve mensuhuhu. Burada duralım. Namaz saati de az kaldı. Bugün az olsun. نفعكم الله نفعا مبينا